Gün Ortası programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün programın ilk bölümünde stüdyo konuğu Mastering Group Dünya Yönetim Kurulu üyesi Hakan Çelik. Hakan Bey hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi bugün kentsel dönüşümü konuşacağız. Aslında değerli izleyenlerimiz için bilgisini vermiş olalım. Yayından önce kentsel dönüşüme ilişkin biraz genel başlık çizmeye çalıştık ve sanırım bu konuda dışarıdan görünen de sektörün de ortak noktası kentsel dönüşümün misyonu ve niteliği gibi görünüyor. Yani biz burada kentsel dönüşüm denildiğinde eski binaları yıkıp aynısının yeni versiyonunu mu yapacağız, yoksa biraz daha katma değer sağlayarak yaşam kalitesini de artıracak bir sistem mi inşa etmeye çalışacağız? Aslında temel olarak bunu konuşacağız ama önce şunu sormak isterim. Yani kentsel dönüşümün biz sizce şu an ülke olarak neresindeyiz, nasıl bakıyoruz, yeterli miyiz diye başlangıç yapayım. Teşekkürler sorunuz için Harika Hanım. Aslında yolun başındayız. Biliyorsunuz 99 Gölcük depreminden sonra aslında bizim toplumumuzda bir şuur, bir aydınlanma oluştu. Biz maalesef 99 Gölcük depreminde 20 bin canımızı kaybettik. Ne yazık ki, evet. Maalesef devlet bununla ilgili bir yönetmelik, yasalar, kanunlar çıkardı. İşte kentsel dönüşümde aslında tam anlamıyla 2012 yılı diyebileceğimiz bir dönem içerisinde o günden bugüne başladı, devam ediyor hızlı bir süreçle. Fakat yine de maalesef yolun başındayız çünkü bir takım şeyler var. Yani örtüşmeyen uyumsuzluklar var. Yani bunu biz algı olarak toplumda bu bina yerineme olarak biliniyor. Hı hı. Burada bizim hepimizin bir aslında bir şeyi var, sorumluluğu var böyle bilinmesinde. Bunun üzerine düşmemiz gerekiyor. Ciddi anlamda belki bence Türkiye'nin şu anda en önemli sorunu kentsel dönüşüm. Tabii şu an bulunduğumuz konjonktürde birçok sorunumuz var tabii ki ama. Ama can değil mi her şeyden önce? Can, evet. Ve biz bir deprem ülkesiyiz. Bir deprem bekliyoruz, büyük bir deprem bekliyoruz. Dolayısıyla aslında en önemli sorun bence kentsel dönüşüm ve buna kamu, özel sektör, üniversiteler, toplum, STK'lar, herkesin bu anlamda elini taşın altına sokması çok ciddi anlamda başarılı modellerin üzerinde durup çalışması gerekiyor. Bugün baktığımız, durduğumuz noktada halen işte bir imar yasası, bir şehircilik, mimarlık ilkeleri arasında bir bütünsellik yok. Evet. Yani parçasal çözümler üretme aslında bir sorumsuzluk zinciri yaratır. Dolayısıyla bizim bu noktada yapmamız gereken şey ciddi anlamda bir farkındalık oluşturmak ve bu konuyu unutmamamız gerekiyor. Bizim konuyu özünden de aslında uzaklaştırmamak gerekiyor değil mi Hakan Bey? Yani böyle kişisel ve tamamen subjektif bir gözlem olarak söylemem gerekirse eğer, insanlara biraz daha düşük kalitede ürün mü kullanalım, ürün kullanarak size işte artı 50 metrekare daha verelim, yoksa daha yüksek kaliteli ürün kullanıp eksi 50 metrekare yapalım deseler, sanki çok kişi artı 50 metrekareyi seçecek gibi. Yani böyle bu kadar bu konunun hayatiliğinden, bu kadar bu konunun öneminden uzakmışız gibi de görüyorum ben ne aslında. Ne güzel söylediniz. Değil mi? Çok çok harika ifade ettiniz. Yani burada biraz yani fırsatçılıktan, yani bu tarz böyle işin ticari boyutundan biraz uzak durup gönüllülük boyutunda bu konuyu ele alabilirsek, bizim yani sonradan böyle şey yapıyoruz, bazı konuları ayıyoruz. Yani küçük bir artçı deprem oluyor. Ondan sonra hemen birkaç günlük şey geliyor, sanki bilinç düzeyi geliyor. Bu daha büyük bir depremin habercisi mi, ayak sesleri mi? Acaba işte yeteri kadar deprem çantası hazırladık mı? İşte binamızı kuvvetlendirdik mi? Sonra çok kısa bir süre sonra o unutuluyor ve olmamış. Çok unutuyoruz. Çabuk hani millet olarak çabuk unutuyoruz değil mi her şeyi? İnsan eşittir unutandır diye bir kavram vardır ya. İnsan unutandır, yani oradan gelir ama bazı şeyleri de unutmamak gerekir. Bizde millet olarak bu çarpı iki. Evet. Yani bizim travmalarımız var. Çok çabuk unutuyoruz. Yani maalesef
Örneğe çok, yaşadığımız çok handikap var. Deprem, 20 bin insanımız ölmüş. Evet. Yani 20 bin canımız ölmüş. O an, o zamanlar hatırlıyorsunuzdur siz de. Neler düşündük, neler gördük, neler yaşadık. Ama bugün baktığımızda büyük bir deprem bekleniyor. Bugünkü konjonktürde, fotoğrafta işte 20 milyon bir yapının en az 5,5 milyonunun yenilenmesi gerekiyor. Evet. Yani mevzuata, yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekiyor ama gündemler biliyorsunuz farklı. Yani her gün farklı bir gündem. Evet. Ama aslında en önemli gündem bence kentsel dönüşüm. Tekrar söylüyorum, tekrar. Kentsel dönüşüm binaların yenilenmesi konusu değildir. Bu işin altyapısı, sosyo-kültürel alanı, sosyo-ekonomik alanı, eğitim boyutu. Bugün işte köyden şehre göçlerde, hızlı göçlerde. Belki şu dönem belki biraz tersine döndü bazı sebeplerden dolayı, evet, ama. Yüksek kiralar sebebiyle. Yüksek kiralar sebebiyle bu yani belki bir geçici durumdur. Çünkü dünyada böyle bir enflasyonist bir durum söz konusu. Ama ne gördük biz bugün çevremizde? Hep getto yapılar, uçurumlar, hem eğitim anlamında hem sosyo-kültürel hem sosyo-ekonomik anlamda uçurumlar var. Evet. Bunları engelleyebilmemiz için, ortadan kaldırabilmemiz için bizim ne yapmamız gerekiyor? Kentsel dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor ama yani kentsel dönüşüm bir sistem. Ve uzun vadeli bir süreç. Yani bir sistem ve bina yenileme değil. Yani bu işin içinde tamamen yani trafiğin çözümü, işte eğitimin çözümü, işte bir yere yoğunlaşma, istenilen yere stratejik anlamda yoğunlaşma, işte o yerin işte sosyo-kültürel yapısı. Burada yani biz maalesef neyi gördük oradan buraya bu zaman içerisinde? Biraz hani belki yerel yönetimlere, yani onların eti butu ortada, yani biraz merkezi yönetimlerin de bu anlamda maalesef şey yapması lazım, destek olması daha lazım. Daha fazla, herkesin daha aslında fazla elini taşın altına, aynen, koyması gerekiyor. Belki o binada oturan ailedeki karar mekanizmasından tutun, bu daha iri karar mekanizmalarına kadar herkesin biraz daha elini taşın altına koyması gerekiyor. Biz programda ağırladığımız sektör temsilcileriyle de bu konuyu sıklıkla konuşmaya çalışıyoruz. O, örneğin yani şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor işte az önce konuştuğumuz gibi. Yani bana işte bir daire fazla verdiler, sen de iste, ya da işte böyle bu tarz böyle kötü niyetli süreçlerden dolayı işin bütününden kopuluyor. Süreçler uzuyor, tıkanıyor, burada maliyetler artıyor. Maliyet artınca o dönüşümü yapma iştahı azalıyor derken aslında bir an önce başlanılıp bitirilmesi gereken süreçler çok daha uzun sancılı süreçler haline geliyor. Bu da biraz daha belki kentsel dönüşüme yönelik iştahı da kıran bir şey oluyor. Ya bu anlaşılabilir bir şey değil aslında. Yani işin üzücü boyutu. Yani maalesef işte tamam, yani insan olarak hayatımızı idame ettirmek durumunda, günlük yaşamda bir takım önceliklerimizi değiştirebiliyoruz ama ne zaman canımız yansa, canımız yandığında bu öncelik sırası değişebiliyor. Yani burada yani bir kayıplar yaşamadan, bazı şeyleri dersler almadan hani bir şeyleri öngörüp düşünüp yapabilmek aslında yani belki de biraz medeni olmak da bu, evet, bunu içeriyor. Yani Allah korusun 3-5 metrekare daha fazla alayım diye boş odaları mı tercih edersiniz demek lazım belki de. Yani depremde sevdiklerinizi kaybedip odaların boş odaları mı tercih edersiniz demek lazım. Ne yani kadar güzel. Neden o boş çok odaya güzel, çok güzel ifade ediyorsunuz. Böyle bir tenez şey yapalım müthiş, ki değil müthiş, mi? Yani dolayısıyla aslında Türkiye deprem bölgesinde olması hasebiyle kentsel dönüşüme şu an olduğundan çok çok daha önem vermesi gerekiyor. Demografik yapıya da baktığımızda az önce siz söylediğiniz gibi hem kentten kırsala hem kırsaldan kente doğru bir geçiş söz konusu. Sürekli olarak burada bir sirkülasyon söz konusu. Çocuğum daha iyi eğitim alsın, daha iyi sağlık olanaklarına erişeyim diye insanlar şehre geliyorlar. Ama şehirdeki yapılanma o kadar dağınık, çarpık ve sağlıksız bir yapılanma ki buraya gelmelerinin de bir anlamı kalmıyor dolayısıyla bu şekilde. Şu an peki neye ihtiyacımız var tam olarak? Herkes elini taşın altına koysun. Peki ne yapsın herkes? Şimdi bir kere yani aslında bu bir
Yani bir politika bununla ilgili çok ciddi anlamda taşın altına gerçekten herkesin elini sokması lazım. Yani bu sadece yerel yönetimlere bırakılacak bir konu değil. Yani İstanbul metropol neyle karşılaşacağımız aşikar ortada. Yani bunu uzmanlar dile getiriyor, akademisyenler dile getiriyor. Bununla ilgili bizim yani şu anda ciddi anlamda yani bütünsellik içerisinde akademisyenlerin, STK'ların, işte yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin bir arada bir yani bir komisyon olarak bir ilkeler bütünlüğü oluşması gerekiyor. Yani biraz önce de belirttiğim gibi yani bunu işe çözüme hani parçasal yaklaşımlar yani bir sorumsuzluk zinciri yaratır. Dolayısıyla bizim bu konuya bütünsellik içerisinde bakmamız gerekiyor. Bakın ben bir STK'nın kurucu başkanıyım. CEO platformu. Hı hı. Tüm üst düzey yöneticiler derneği. Bizim 500'ün üzerinde değerli üyelerimiz var. Yani bugün önemli uluslararası ulusal markaların yönetim kurulu başkanları, CEO'ları bizim üyelerimiz. Bu oluşumun 3 yıl önce başladığımız bir yolculuk ve buranın kurucu başkanıyım ve burada biz gerek webinarlarımızda gerek işte face to face görüşmelerimizde önemli çıktılar elde ediyoruz. Bu çıktıları önemli ilgili daha doğrusu makamlara iletiyoruz. Hı. Bu konuda bizim bakın yani gündem günden güne değişiyor. Bugün gündem baktığınız zaman farklı bir gündem. Ama yani yarın baktığımızda bu deprem olabilir. Evet. Ama deprem olduğu noktasında yani biz ne kadar hazırız bu konuya? Bizim hazır olmamızı beklemiyor. Yani seçim öncesi bekleyelim. Yaz ayları geldi bekleyelim. Kış ayı geldi bekleyelim ama depremin hangi gün olacağıyla alakalı bir randevulaşma söz konusu değil. Dolayısıyla aslında bugün şu an belki de en önemli an. Ne kadar aciziz aslında. Evet. Yani bir bilinmezlik var ortada. Sadece yapabileceğimiz mümkün olduğu kadar hazır olmak. Hı hı. Bu konuya. Ama bugün yani sizler çok daha işin içindesiniz. Çok daha iyi takip ediyorsunuz. Bizlerden belki çok daha iyi takip ediyorsunuz. Biz hani sektörün içinde inşaat, sektörün içinde bir iş adamıyız. Baktığınızda sizin için de ciddi haber konusu bunlar. Yani şu anda bir konu var mı? Bununla ilgili bir herhangi bir konu konuşuluyor mu? Yok yani belki bir ay sonra tekrar konuşulacak, iki ay sonra ama aslında tekrar tekrar söylüyorum. Şu anda en önemli gündemimiz bizim kentsel dönüşüm. Tamam başladık, güzel gidiyoruz ama yani tekrar söylüyorum bir bütünsellik oluşturmamız lazım. Akademisyenlerin, STK'ların, yerel yönetimlerin, merkezi yönetimlerin ortak bir şekilde bütünsellik içerisinde bir istişare birliği oluşturması lazım. Evet. Bununla ilgili politikalar üretmesi lazım. Bununla ilgili bizim sürekli bir farkındalık oluşturmamız lazım. Halkın artık bu bilinçle yaşıyor olması lazım. Neden yarın bir gün kötü bir haberle uyanalım, şu kadar bir kaybımız var diyerek üzülelim? Evet. Yani hani bugünden binaları güçlendirme, mevzuata uygun, tamam devlet sağ olsun 99 Gölcük depreminden sonra bir yönetmelik çıkardı. Hı hı. Sonra ne yaptık? Bu yönetmeliğe uygun olmayan binalarla ilgili çalışmalar başladı. Evet. Kentsel yönetim yani kentsel dönüşüm dediğimiz şey neydi? Kent içerisinde kentin dokusuna uygun olmayan yapısal sorunları ortadan kaldırmaktı. Yani kentsel dönüşümü belki çok sade bir ifadeyle böyle bir anlatım sergileyebiliriz bu konuyla ilgili. Ama yani bugün benim gördüğüm, baktığım, izlediğim, gezdiğim, tozduğum, baktığım noktalarda biz de belki sürekli seyir halindeyiz. Araştırıyoruz. Yani binalar yenilenme içerisinde ama yani binanın yani şeylerden kopuk, bazı işte eğitimden yine uzak, hı hı. İşte yine baktığın zaman bir sosyo-kültürel bir kopukluk var. Yani aslında bizim kentsel dönüşüm dediğimiz şey neydi? Bir sistemdi. Evet ve daha yani, kalite katmak insanların yaşamlarına. Yani refah oluşturmak. Evet. İşin içerisine altyapıyı sunmak, işte trafiği rahatlatmak, hı hı. Yani bu uzmanların
önemli analizlerle ortaya çıkardığı bir çıktı olması lazım ama yani maalesef işte bu biraz fırsatçılık var. Bir konu. Yani biraz işte işin ticari boyutu var maalesef. Kontrol dışı. Yani bunu aslında suçunu kimseye atamayız. Yani yükleyemeyiz. Yani insan faktörü en değişken faktör maalesef. Evet. Herkesi kontrol edemezsiniz. Dolayısıyla maalesef bu işe gönüllülük boyutunda değil, ticari boyutta, fırsatçılık boyutunda bakan destekler maalesef verip belki gerektiği noktada zorlayıcı dahi olmak gerekebilir. Çünkü devletin de en temel misyonlarından bir tanesi vatandaşların can güvenliğini sağlamak düsturuyla hareket edersek belki bazı destekler verip sonunda bu süreçlere girmeyenlere zorunluluk cezai yaptırım dahi uygulanabilir. Günün sonunda olan çünkü tüm millete oluyor. Yani Ayşe'nin, Mehmet'in annesi babası denmiyor. İşte 28 vatandaşımız hayatını kaybetti deniyor mesela yani. Her ne kadar ateş düştüğü yeri yaksa da bu hepimizin acısı haline geliyor. Ben biraz şuradan da devam etmek istiyorum Hakan Bey. Şimdi neyi kaçırdığımızı bilirsek, belki onu biraz tezahür edersek biraz daha ilgi uyandırıcı olabilir. Yani biz kentsel dönüşümde şu an olmamız gereken noktada olsak, ilerlemiş bir noktada olsak nasıl bir tablo olurdu gözümüzün önünde? Yani şimdi aslında bu kentsel dönüşüm problemi yani konusu yani Türkiye özel bir konu değil. Evet. Dünya ölçeğinde, uluslararası konjonktürde bir problem ve sorun. Yani Türkiye üzerinde baktığımızda Türkiye bir deprem kuşağında olan bir ülke maalesef. Hı hı. Biz yani belki yolun başında dememiz belki biraz insafsızca olur. 2012 yılından bu yana devlet sağ olsun önemli projeler, atılımlar gerçekleştirdi ama yani bu işin tek boyutu devlet boyutu değil. Evet. Yani biraz önce söyledim yani en değişken faktör insan faktörü. İnsanı yönetmek kolay bir iş değil. Dolayısıyla yani biz yani hani işin biraz şey boyutuna da geçersek bilimsel boyutuna yani hipnotik anlamda insanlara sürekli bir durumda şey yapmamız gerekiyor bizim uyarmamız. Evet. Yani hani gün içerisinde bir sürü uyaranlarla maruz kalıyoruz ya. Yani bu nasıl trafik lambası gibi, trafik ışığı gibi bizim bu noktada artık bu bizim bir gerçeğimiz. Evet. Ve bu gerçekle ilgili yani uyaranlar yollamamız gerekiyor. Bu noktada devleti yalnız bırakamayız. Yani devlet bizim devletimiz, millet bizim milletimiz. Hatta yani bazen uyaranlara da o kadar alışıyoruz ki uyaran niteliğini de kaybediyor değil mi? Bir de öyle bir şey. Her gün örneğin televizyonda bu konuyla alakalı bir kamu spotu görseniz bir yerden sonra onu duymamaya başlıyorsunuz. Varlığı yani geçiyor, gidiyor. İçi de boşalıyor yani kavramın. Niteliğini de kaybediyor yapılan şey. Çok doğru söylüyorsunuz. İşte çok çabuk alışıyoruz her şeye. Evet. 20 bin rakamı çok ciddi unutulabilecek bir rakam. 20 bin ocağa ateş düşüyor. Evet. Yani çok ciddi bir rakam, 20 bin rakamı. Tabii yani bir olsa da, iki olsa da tabii ki öyle tabii, de. Rakam değil. Yani rakam insan değil. Canı şu an sokaktan 3 kişiyi, 5 kişiyi çevirsek illaki bir kan bağı olan birini mutlaka İstanbul'da yaşıyorsa, Gölcük'te yaşıyorsa kaybetmiştir. Yani onları çok daha ağır bir travma değil mi? Evet, evet. Yani belki biz biraz bazı konuları uzaktan takip ediyoruz ama dediğiniz gibi bir Gölcük'le sorduğumuzda bir travma. Tabii. Bu. Yani çok daha farklı, bizden çok daha farklı izah edecektir konuyu. Evet. Ya benim devletim sağ olsun gerçekten elinden gelen her şeyi yapıyor ama devleti bu konuda yalnız bırakmamak lazım. Evet. Yani STK'lara, üniversitelere, akademisyenlere çok önemli görevler düşüyor. Yani akademisyen deyip geçmeyelim. Yani bu anlamda bilir kişiler çok kıymetli. Hı hı. Örnek profil konular, örnek yani başarılı olmuş şeyler, konular işte göz önünde bulundurularak bunların üzerinden de gidilerek bir farkındalık yaratacak çalışmalar yapılabilir. Yani bu konuda aslında biz Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Tabii. Bunu yaşamış ülkeler var, atlatmış ülkeler var. Bugün Amerika'ya baktığımızda yaşadığı kasırgalar, ölümler, seller vesaireler. Biz de deprem gerçeğiyle iç içeyiz. Ciddi işte afet noktasında oluşumlarımız var, AFAD gibi mesela.
yapılanmalarımız, kurumlarımız, oluşumlarımız var. Bu noktada bizim yani işte teknik sorumluları, görev tanımlarını iyi belirlememiz lazım. Evet. Teknik görevlileri, bu noktada oluşumları, görevleri çok iyi belirlememiz gerekiyor. Yani böyle bir durumda senin görevin budur, yapacağın şeyler budur deyip bunların çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum, işte sivil toplum kuruluşlarına da belki hepsinin şeyi konusu farklıdır. Yani binlerce baktığımız zaman STK var. Evet. İşte biri işte kadınlarımız için, biri çocuklarımız için, biri afetler için, biri ekonomi için vesaire vesaire çalışıyor. Ama yani bunu hepimizin toplam böyle yekün bir konusu gibi ele alıp hepsinin bununla ilgili devlete destek noktasında proje üretmesini ben yani yeğlerim. Evet. Yani bununla ilgili birilerinin size görev adletmesini beklemeden, sizin bunu bir görev bilinciyle, bir gönüllülük boyutunda esas alarak, yani tamam benim işim, benim konum, temam bu, ana temam bu. Ama yani bu da bizim toplum olarak bir gerçeğimiz. Hani ben de bununla ilgili bir söz söyleyeyim, bir proje geliştireyim. Yani devleti yönetenlere lütfen iletsinler. Bununla ilgili ses çıkarsınlar. Bununla ilgili yorum geliştirsinler. Bununla ilgili beyanat versinler. Bununla ilgili demeç versinler. Yani ben inanıyorum ki haber kanallarımız, gazetelerimiz, yayın kuruluşlarımız bu konuda hassaslar. Kimse geri çevirip hayır demezler. Yani benim de bir STK olarak bu konuda bir projem, bir fikrim var. Söylemek istediğim bir sözüm var. Dediği noktada yani kimsenin hayır diyeceğini zannetmiyorum. Evet. Lütfen bu konuda kendi konularının dışında da çünkü yarın bir gün bunu yani maalesef üzülerek söylüyorum kendi konuları olabilir yani. Yani işin garip kısmı konuya belki en çok eğilen insanlar aslında zaten sağlam binalarda oturuyorlar. Zaten bu konuda doğrudan bir tehlike altında belki değiller ama konuya en çok eğilen insanlar, konuya en çok duyarsız kalanlar da en büyük tehlike grubu. Orada da bir gariplik var. Yani neden böyle acaba? Yani bu çok uzun vadeli projeler, daha böyle yapısal niteliği olan, biraz daha ileriye dönük yatırım olan şeyler, kısa zamanda sonuç vermeyen, popülist olmayan şeyler çok ilgi görmüyor, çok dikkat çekmiyor. Ama asıl mesele ve potansiyel aslında yapısal kısımda. İşte yani anahtar kelimeyi siz söylediniz, popülizm. Yani bunu biz birçok şeyde, birçok konu başlığında görüyoruz. Yani keşke ateş düştüğü yeri yakmadan, insanların başına bir şeyler gelmeden, aslında toplumsal birliktelik bilinciyle, yani birinin canının yanmasının da sizin canınızın yanması bilinciyle, bizim hani dünyada baktığımızda da dünyada millet olarak bizim hani farklı ayrıcalıklarımız var. Yani Avrupa'da bir yere düştüğü zaman kimse kaldırmıyor bunu. Tanık olduğum için söylüyorum. Evet. Ama bizde hani aile bütünlüğü, aile yapısı, toplumsal dayanışma, toplumsal bütünlük olan bir milletiz. Tabii. Özel bir milletiz. Ama buna rağmen ben şaşıyor kalıyorum. Yani tek handikapımız, bakın tekrar söylüyorum, bütün konu başlıklarını ekonomiden tutun, her tür iş, istihdam, ne yani aklınıza ne geliyorsa, biz unutkan bir milletiz. Evet. Yani acayip unutkan bir milletiz. Yani 3 gün sonra bir, 3 gün önce bir facia meydana geliyor, 3 gün sonra unutuyoruz. Çok yani komik gerçekten maalesef, öyle. Yani maalesef. Bahsettiğiniz mesela örnek olarak geçtiğimiz günlerde çok büyük kanallarda da basında da karşıladık. Fransa'da yani Paris sokaklarında bir sosyal deney yapılıyor. Bir çocuğu kaçırıyorlar ve sokaktan geçen hiç kimse dönüp bakmıyor çocuğun kaçırılmış olmasına. Bu böyle yapıldı ve şu an ana akım medyada da herkes arama motorlarına girdiğinde çok rahatlıkla bulabilir. Yani biz tam tersiz. Biz daha birbirine duyarlı bir toplumken bu potansiyelimizi keşke daha çok kullanabilsek, keşke daha yapısal sorunlarda da ortaya koyabileceğimiz bir özellik olabilse diyorum. Çok teşekkür ediyorum size de kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız rica için. Rica ederim. Ne demek, çok zevk aldım. Teşekkürler efendim. Mastering Grubu Yönetim Kurulu üyesi Hakan Çelik'i ağırladık. Bir araya gidelim. Sonra tekrar karşınızdayız.
Gün Ortası'nın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Programımızın bu bölümünde top, hazır giyim ve konfeksiyon sektör meclis başkanı Şeref Fayat'ı ağırlıyoruz. Şeref Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Harikalım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ekranlarımıza da son dakika olarak yansıyor. Bugün Avrupa bölgesinden özellikle PMI verilerini karşılıyoruz. Satın alma yöneticileri endeksi verisi. Bir yükseliş söz konusu, lakin eşik 50 seviyesinin altında, yani daralma bölgesindeki seyrini sürdürüyor. Son olarak da İngiltere'den imalat sektörüne ilişkin satın alma yöneticisi endeksi verilerini karşıladık ve Ocak'ta 46.7 seviyesinde gerçekleşti diye izleyicilerimize not düşmüş olalım. Size sorum elbette fiyat sabitleme cephesinden gelecek. Geçtiğimiz haftalarda yurt içinde önemli gündem maddelerindendi. Sektör sektör biz bunun yayıldığını, bulaşıcı etkisini gördük. Bakanın çağrısının ardından gıda sektöründe başladı, ardından diğer sektörlere de yansıdı. Tekstil sektörde bunların arasına girdi fiyat sabitleme kapsamında. Fakat ne kadar sürdürülebilir ve fiyat sabitleme konusu ne kadar mümkün konjonktürel olarak baktığımızda? Aslında tekstil ve hazır giyim sektörünün de girdi demek çok doğru değil. Onların da bu gruba girmesi istendi demek daha doğru bir ifade olur zannediyorum Harika Hanım. Ama bu mümkün değil. Bildiğiniz gibi belki içinde bulunduğumuz indirim ayında, Ocak ayında bu bahsettiğimiz indirimlerle birlikte sanki fiyatlar sabitlenmiş gibi görünmesiyle birlikte yeni sezon ürünleri raflara geldiğinde bunun aslında mümkün olmadığını göreceğiz. Çünkü bir önceki yılla mukayese ettiğimizde yaklaşık 6 aydır kur seviyesinde aynı seviyeleri bile kışlak, yani ham madde fiyatlarından bir artış olmasa bile işçiliğe gelen ve enerjiye gelen fiyat faktörüyle bunun yansıtılmaması mümkün değil. Zaten bildiğiniz gibi 2022 yılı enflasyon içerisinde, toplam enflasyon içerisinde kapattığımız enflasyondan bahsediyorum. Hazır giyim neredeyse enflasyona çok olumlu katkısı olan ve bir yıl içerisinde TÜİK verilerine göre %27 gibi artış olan bir görüntüdeydi. Ama bu tabii ki bizim üretici enflasyonundaki farkı aslında yansıtamadığımızın da bir göstergesi. Üretici enflasyonu %150'lerde olduğu bir dönemde aslında hazır giyimci piyasada ürün satamadığı için çok az yansıttığı bir enflasyonu geçirdiğimiz bir yıl oldu. Dolayısıyla bu yıla onun özellikle hele seçim satım haline girmişken biraz da piyasada hem ücretlerin hem de EYT'nin hem de KGF gibi küçük esnaf ve tüccarlara da bir şekilde paranın geleceği bir dönemde yeni çıkan ürünlerinin hazır giyim cephesinden bahsediyorum. Fiyatlara yansıtmaması en azından bu dönemde parasal genişleme olduğunda bu geçişkenliği sağlamaması mümkün değil sektörün. Çünkü hazır giyimdeki imalat enflasyonuyla tüketici enflasyonu arasındaki makas çok açıldı. Ben bunu sabitlemenin mümkün olmadığını, hatta tüketicinin reaksiyonuna göre de kademeli bir şekilde daha da hızlı artış olacağı bir döneme girdiğimizi ifade etmek istiyorum. Şimdi özellikle burada şu haberden bahsederek girizgahımı yapmıştım. Hazır giyimciler etiketi sabitleyip stok eritecek başlığıyla basına yansıyan bazı haberler söz konusuydu. Burada da Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya'nın marketlerdeki etiket sabitlemeyi önümüzdeki süreçte bizim sektörümüzde de göreceğiz açıklaması üzerine. Size göre görmeyeceğiz gibi mi görünüyor Şeref Bey? Kesinlikle öyle. Ben de dün açıklamış olduğum bir röportaj yayınlanmış. Reuters'a yaptığım bir açıklamada Sözcü Gazetesi haber yapmış. Ben de bunun mümkün olmayacağı ile ilgili bir haberi dünkü Sözcü Gazetesi'nde vardı. Benim görüşüm öyle değil. Tabii ki görüşlere saygı duyuyorum ama bunun mümkün olmadığını yaşayıp göreceğiz. Peki sizin röportajınızdan da çizdiğim satırlar arasında indirim için öncelikle maliyetler düşmeli başlığı söz konusuydu. Şu an maliyetlerin düşebileceğine ilişkin ufukta bir emare görüyor musunuz? Kesinlikle yok. Hep yayınlarda bahsediyorum. Hazır giyim sektörü çok yüksek kar üretebilen bir sektör değil. Çok yıkıcı bir rekabet var. Bildiğiniz gibi Uzak Doğu'da, hatta Kuzey Afrika'da çok yıkıcı bir rekabet altındayız. Hazır giyim sektörü bir birim kar üretebilen bir sektör Harika Hanım. Yani buradaki bir birim kar üretebilen bir sektörün 10 birimlik maliyetinin %35'ine %55 zam geldi. Yani işçilik kısmına %55 zam geldi. Sadece bu bile 10 birimlik maliyeti 11.75 birime çıktığımızı ve onun üzerine kar koymak zorunda olduğumuzu görüyoruz. Bu sebeple zaten şu an ihracatta fiyat tutturamıyoruz. İşler kaçıyor. İçeride fiyatlar yeni sezon fiyatlarıyla birlikte çok daha yüksek olacağı için alışverişin biraz parasal genişleme olsa da eskisi kadar iştahlı olmadığını göreceğiz. Çünkü perakendeyi de özellikle domine eden gelişmeler son dönemde turistlerin de alışveriş yapmasıyla ilgiliydi. Burada bu mevsimsel durum itibariyle orada da biraz gerileme olduğunu varsaydığımızda aslında bu yeni fiyatlara
alışmanın çok kolay olmadığı bir dönem yaşayacağız maalesef. Şeref Bey, şimdi Türkiye özellikle geçtiğimiz yılın belki yarısından bu yana ihracat odaklı bir ekonomi modelini daha yüksek sesle konuşmaya başladı. Tabii burada kur seviyesinin de önemli olduğunu görüyoruz. Fakat uzunca bir süredir kurda neredeyse sabit denilebilecek kadar stabil hareketler karşılıyoruz. İhracatçı için bu şu an nasıl bir tablo çiziyor? İsterseniz biraz bunu konuşalım. Ardından da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir toplantı söz konusuydu. Merkez Bankası Başkanı ve ihracatçılar arasında yanılmıyorsam. Biraz onun detaylarına da bakarız ama neredeyse sabit denebilecek kadar stabil kur nasıl görünüyor sizin cephenizden? Çok büyük sıkıntı. Biraz önceki cevabı verirken de biraz bahsetmeye çalıştım. Gerçekten bizim maliyetlerimiz bir şekilde sürekli arttığı halde, işte enerji maliyetleri, işçilik fiyatları ki bildiğiniz gibi geçen yıl haliyle yüksek enflasyon ortamda haklı olarak asgari ücrete ikinci bir zam yapıldı. Ama ihracatçı sanki TL ile ürün satıyor gibi bir pozisyona düştü. Son 6 aydır sizin de bahsettiğiniz gibi döviz kurlarının aynı kalması. Bizim maliyetlerimizin de katlanarak artması, işte geçen yıla örnek vereyim tekrar, %400-450 civarında doğal gaz ve elektriğe zam geldi. Şu an elektrik tüketiminde özellikle rakiplerimizde 3 katına 23-24 sent kilovata elektrik kullanırken rakiplerimiz 8 sente kullanıyor. Bunların üst üste koyduğumuzda sattığımız bir şekilde kurda artmayınca rekabet edemez hale geldik. Özellikle ihracatın geçen sene %4,5-5 artmasına rağmen son çeyrekte yılın ikinci arasındaki maliyet artışlarıyla birlikte artık sektör kar edemez hale geldi Harika Hanım. Yani son çeyrek hiç kar edemezken bu yıla girdiğimizde de artık zararı %100 kesin olan bir satış sürecine girdik. Yani şu an resesyonla boğuşan ana pazarın bize sipariş vermekte biraz daha cimri davrandığı dönemde biz de bir fiyat artışı yapmak zorunda olduğumuz bir sürece girdik. Yani yine asgari ücretle eklendiğinde biraz önce bahsettiğim gibi satış fiyatının üstünde maliyeti olan bir duruma geldik. Yani şu an hazır giyimde hangi ihracat yapılıyorsa, bugün şu an hangi mal yükleniyorsa inanın %90 zararla yükleniyor. Belki ileride kur artacak ve bu dengelenme olacak diye. Bu maalesef çok büyük bir sıkıntı ve özellikle hatta ben pandemideki avantajlarımız döneminde çok önemli işler yapıp Türkiye'ye önemli bir teveccüh olmakla birlikte şu an biz 2019 yılındaki aslında Uzak Doğu ile o günkü rekabet ettiğimiz şartlardan bile zor durumdayız. Yani o gün bizim beher müşterilerle fiyat farkımız %20-25 iken Avrupa bizi tercih edip üzerine vergiyi koyup arada çok fazla fark yok diye bize sipariş geçerken şimdi farkımız %40-45'e çıktı. Dolayısıyla vergiyi de koyduklarında taşımacılık süreleri de eskisi kadar sıkıntılı olmayıp konteyner fiyatları da düştüğü için şu an inanın avucumuzdan siparişler kaçıyor. Tabii ki öncelikle büyük işler, büyük basic işler kaçıyor ama ardından diğer işlerin de kaçması söz konusu. Dolayısıyla bu kur seviyesini yönetmek çok mümkün değil. Hatta sevindiğim bir gelişme oldu. Dün Maliye Bakanımızın bir açıklaması basında ve sosyal medyada dolaşıyordu. Gerçekten yüksek TL'nin özellikle sanayiyi yavaşlattığını ve işsizliği artıracağından bahsetmiş. Dolayısıyla bu anlamda sanki Şahap Cioğlu'nun yani Merkez Bankası Başkanımızın görüşleriyle biraz tezat oluşturuyor gibi. Umarım Maliye Bakanımızın telkinleri veya onun direktifleri veya onun dilekleri yerine gelir ve kur biraz kademeli de olsa serbest bırakılır. Aksi takdirde ben gerçekten şu an yatırım iştahı duran, yatırım yapmaktan vazgeçen, tesis yatırım bile yapmayan, eleman çıkaran sektörün çok daha büyük bir daralmaya sebebiyet vermesinden endişeliyim açıkçası. Umarım bir an önce kademeli de olsa bu geçiş yapılır. Çünkü ben de çok hızlı bir devalüasyon olmasını, çok volatilite olmasını istemiyorum tabii ki. Biz de o zaman maliyet yapamıyoruz. Kura enflasyona geçişkenliği çok hızlı oluyor. Bunu da tabii ki göz ardı etmeyeceğini hükümetimizin biliyorum. Özellikle seçime girdiğimiz bir dönemde. Fakat kademeli bir artış olmazsa bırakın sadece %35 işçiliği olduğu için hazır giyimi. Birçok ihracat yapan sektörlerde sıkıntı var. Ben geçenlerde otomotivcilerin de olduğu bir toplantıdaydım Harkan. Yani orada otomotiv maliyetçileri de enerji ve işçilik fiyatlarından artık maliyetleri çok arttırdığı ve ihracatta para kazanamaz hale geldiklerini söylemeye başladılar ki onların işçilik içerisindeki maliyetteki payları %10-12'lerde. Yani bu kur seviyesi maalesef yönetilemeyecek bir boyuta geldi. Umarım kademeli bir geçiş olur. Şimdi sizin biraz da girizgahını yaptığınız konu isterseniz biraz detaylandıralım. Burada ihracatçının talebi üzerinden gidelim. Özel kur uygulaması. Şimdi izleyicilerimiz için biraz anlatalım mı Şeref Bey nedir? Yani şu an için
fikir aşamasında olduğunu, sadece fikir teatisi boyutunda olduğunu tekrar tekrar vurgulamak kaydıyla örneğin bir şirket 1 milyon dolar ihracatı yapıyorsa tavanı 1 milyon dolar olmak üzere en az işçilik ve enerji maliyetleri kadar olan kısım, %50'lik kısım olan spot kur 19.7'den değil 22-23 TL'den bozdurulacak diye basına yansıdı. Nasıl görmek gerekir, ne anlayalım buradan? Ben de izledim ama çok mümkün olduğunu görmüyorum açıkçası Harika Hanım. Tabii ki şu an bizim böyle bir talep yok mu sektörde? Böyle bir talep var, dillendiriliyor. Fakat Dünya Ticaret Örgütü kurallarına da aykırı bir talepten bahsediyorum. Yani bunu yönetebilmek çok kolay değil. Bunun haricinde belki farklı isme farklı olan desteklerle bu kur farkından elde edemediğimiz en azından maliyetlerimizi karşılama yönünde başka şeyler olabilir. Ama bu bahsettiğiniz formatta böyle bir kur içlik ve enerji kısmına yansıtılacaksa tabii ki bahsettiğim çok büyük bir sıkıntıyı aşmış oluruz. Çünkü zaten bizim de işçilik kısmı haricindeki maliyetlerimizin birçoğu döviz olduğu için orada bir %100 gibi bir şeyde ihtiyacımız yok. Kur artışından veya değersiz TL'den bahsediyorum. Dolayısıyla işimizi çözer ama çok pratikte uygulanabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bütün sektörleri uygulamak lazım. Çünkü o sektörlerin de içinde herkesin işçilik payları farklı. Bunları hesaplamak, o sektörlere göre bunu uygulamak inanın çok pratik değil. Dolayısıyla zaten reel efektif kur diye bir gerçek var. Şu an reel efektif kuru eğer uygulasak ki bunun içerisine Türkiye'nin bir şekilde dış ticaret açığını veya siyasi risklerini hiç koymasanız bile şu an en azından %15-16 gibi bir reel efektif kurda bir değerli TL olduğunu herkes kabul ediyor. Yani bırakın 25-26'ları şu an 23'lerde dolar olup ona göre pariteye göre euro olsa zaten bahsettiğim zarar yazan, zarar eden sektörler zarar etmemeye başlarlar. Ondan sonrasında artık verimlilik artışıyla veya kurun daha sonraki dengelenmesiyle belki kurtarabiliriz ama şu an olduğumuz yer maalesef çok sıkıntılı. Bir an önce ben genel bir geçişin olması gerektiğini ve kademeli olmasının tabii ki bizim de planları yaparken önümüzü görmek açısından daha mantıklı olduğunu görüyorum açıkçası. Peki Şeref Bey, son sorum da o zaman şuradan olsun. Özellikle Nisan ayı için sektör temsilcilerinin işaret ettiği bir büyük zam beklentisi var. Bunu basından karşılıyoruz. Sizin bu anlamdaki beklentiniz ne olur? Ara ara daha düşük montanlı zamları elbette karşılıyoruz tekstil sektöründe ama önümüzdeki süreçte bizi ne bekliyor? Bu resmi nasıl çizebiliriz? Sektörüm açısından söylemem gerekirse... Konuşmanın başında da söyledim. Gerçekten enflasyona belki de en önemli artı yönde katkı sağlamış olduğunu verilerle görüyoruz. Ama sonuçta bunun hepsini tüketici belirliyor. Harika. Yani tüketicinin reaksiyonu çok önemli. Tüketici almaya devam ederse buradaki geçişkenliği sağlamak için çok yoğun maliyetlerin altında boğuşan hazır giyim sektörü, hem perakende sektörü hem üretim sektörü bunları yansıtmak zorundadır. Yani ben çok büyük aniden bir Nisan ayında olacak gibi söylemek istemiyorum ama bir şekilde tüketici alışkanlıklarına göre eğer bu tüketim yapılıyorsa, bir şekilde alışveriş varsa bunu biz kademeli bir şekilde bırakın Nisan ayını, Şubat'ta da, Mart'ta da, Nisan'da da, Mayıs'ta da, Haziran'da da göreceğiz. Çünkü bu geçişkenlik sağlanmazsa bu maliyetlerin altında hazır giyim sektörünün özellikle imalat kısmının ayakta durması mümkün değil maalesef. Peki çok teşekkür ediyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat'ı ağırladık. Kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için haberimizle devam edelim şimdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrasında yaptığı açıklamada kamu alacaklarının bir defaya mahsus olarak yeniden yapılandırılmasına ve 2,5 milyona yakın sürücünün trafik ceza puanlarının silinmesi hakkındaki düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı veriyoruz. Teklifle
matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini de sağlıyoruz. Bilindiği gibi yüksek öğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son vermiştik. Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa sadece o rakamı geri ödüyor. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları da silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Kapsamlı bir uygulama, yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlarımıza vermek istiyorum. Malum olduğu üzere 2000 lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemeyi zaten yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi dairelerimize vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2000 lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2000 lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Trafik ceza puanları ile ilgili bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi ülkemizin karayolu altyapısını yaptığımız bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu, güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. Bu sayede bilhassa ölümlü trafik kazalarında sadece son 5 yılda neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Salgın döneminde artan ihracatımız ve iç piyasadaki canlılık sebebiyle karayollarındaki ticari seferlerde daha büyük bir hareketlilik yaşandı. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, aldığımız tüm tedbirlere rağmen kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanlarında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Her konuda olduğu gibi bu hususta da vatandaşlarımızın gönüllerini rahatlatmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, küresel toparlanma için hala kısmi dengesizlik olduğunu vurguladı. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, küresel durgunluk için birkaç ay öncesine göre daha iyimser olduklarını söyledi. Bir televizyon programında röportaj veren Georgieva, iyimser tablo olsa da dünya genelindeki ekonomik toparlanmanın hala kısmi ve dengesiz olduğunu vurguladı. Georgieva, küresel durgunluk olacak mı sorusuna ise iki açıdan iyimser olduklarını belirterek, merkez bankalarının ve mali yetkililerin aldığı kararlı hamleler ve kaynakları olmayan ülkeler için üstlerine düşen görevleri yaptıklarını söyledi. Ekonominin bazı kısımlarının çok iyi durumda olduğunu ifade eden Georgieva, bazılarının geride kaldığını dile getirdi. IMF Başkanı, bu kriz sonrasında daha fazla eşitsizlik, daha fazla borç, açık ve hala devam eden bir iklim krizinin en büyük endişesi olduğunu ifade etti. JP Morgan'ın modeline göre yatırımcıların ABD'nin resesyona girmesine yönelik beklentisi geçen yıla göre belirgin şekilde azaldı. Wall Street endeksleri geçen yıl finansal krizden bu yana en kötü senelerini geride bırakırken
Fed'in enflasyonla mücadele için gerçekleştirdiği faiz artışları, ABD ekonomisinin resesyona gireceği yönündeki endişeleri tırmandırdı. Eski Uluslararası Para Fonu baş ekonomisti Olivier Blanchard'ın aralarında olduğu bazı ekonomistler de resesyondan kaçınmanın bir yolu olarak enflasyon hedeflerini %2 yerine %3 yükseltmeyi önermişti. Geçen hafta gerçekleştirilen Davos zirvesinde buna karşı çıkan eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers da enflasyon konusunu yumuşamanın maliyetli bir hata olacağı konusunu uyarmıştı. Ancak yatırımcılar resesyon konusunda geçen yılki kadar endişeli görünmüyorlar. JP Morgan'a göre piyasalardaki resesyon ihtimali fiyatlaması 2022'deki zirve seviyelerinden keskin bir şekilde düşüş kaydetti. Öte yandan S&P 500 resesyon ihtimali hala %73'lü seviyelerde seyrediyor. Kurumun işlem modeli, yüksek kredi notuna sahip tahvillerden Avrupa hisselerine 9 varlık sınıfının 7'sinin %50'nin altında bir olasılıkla resesyon fiyatladığını gösteriyor. Model Ekim ayında bir resesyonu neredeyse kaçınılmaz olarak gösteriyordu. S&P 500 resesyon ihtimali hala yüksek bir seviye olan %73 civarında olsa da bu geçen yılki %98 seviyesinin altında kalıyor. Gün ortasını noktalıyoruz burada. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.